Survivor Panorama'dan herkese merhabalar. Evrim ve Hakan, sizlere de merhabalar. Nasılsınız merhabalar. Bugün? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Biz de birkaç kişiyim gibi konuşuyoruz. Evet, hep beraber çok iyi olalım inşallah. Evet. Dün akşam dokunulmazlıklar sonuçlandı, tüm adaylar belli oldu ve SMS'e çıktılar. Genel olarak bir yorum isterim Hakan'cığım. Tüm adaylar derken zaten neredeyse Survivor'ın evet, yarısı aday. Tüm adaylar demek zorunda aynen, kaldım aynen, artık, aynen, 4 aday olmadığı için. 6 adayımız var. Evet. Survivor'da bir ilk olabilir. Sizin zamanınızda en fazla 5. Doğru doğru. Lütfen. Evet. Doğru. Bayağı bir böyle olmuştu. Çok aynen. Üst üste kaybettik. Üst üste kaybettiniz. Bir de 2-2 çıkmalar da oldu galiba değil mi? Çok yoksa zaten nasıl olacak ki 8 tane? 8 tane miydi ya? 6 mıydı 8 miydi? Bak 8, Hakan abi karıştırdım aynen. Galiba. Ama şöyle bir şey var. Yani birazdan konuşuruz. Mavi takımda bazı yarışmacılar acaba Asena'nın girmesini istiyor muydu? Ben bunu biraz tartışmak istiyorum bugün. Hı hı. Çünkü biraz böyle öyle bir hissiyat aldım. Özellikle bir röportajdan. Hepsini değerlendiririz. Kırmızı takımda da hani aslında işler iyi gidiyor. Şu gün tek bir adayla şu potaya girmeleri bence başarıdır. 4 oyundan 3'ünü kazanıp. Bir de tek aday çıkardılar. Ötekileri yani istese 3 adayla girebileceği yere 5 kişi girdiler. Kendileri ettiler, kendileri buldular. Aziz'in orada bu mu yapması hani ciddiyetsizlik olarak da algılanabilir ama Aziz buraya geleceğini de bilmiyordu bence olayın. O yüzden hepsini birazdan konuşuruz ama mavi takım için bence kötü bir dönem. Eğer elenecekse de onlardan zayıf bir yarışmacı elensin ki en azından bir dengeler yakalansın. Ya da herhalde yakında çünkü Acun abi demişti ya takımlar yenilenecek, takım kaptanlığı dönemler olacak. Acaba ona bir hazırlık böyle onun rahatlığım var. Burada göreceğiz bakalım çünkü içeride influencer var, ünlü kişiler var, Survivor'da ünlenenler var. Performansı kötü olup kendi duruşlarıyla, konuşmalarıyla içeride olanlar var. Kendi duruşlarıyla olamayıp biraz daha performansla içeride olanlar var. Çok sessiz ama mağdur olanlar var. Çok değişik bir pota. Bakalım halkımız nasıl bir oylama yapmış. Çünkü muhtemelen dün akşam bitti, sonuçlandı. Herhalde bugün falan da çekilir. Ondan sonra da akşamleyin hepimiz izleyeceğiz. Hayırlısı diyorum. Yani diyecek bu. Evrimcim. 6 kişilik bir pota var ama bence 3 kişinin arasında geçecek. Halil, Ertuğ ve Murat. Ben bu üçlüden kimin kalacağını merak ediyorum. Cansu, Aziz ve Asena potaya her ne kadar girmiş olsa da bana heyecan vermiyorlar. Çünkü onların elenmeyeceğini hissediyorum. Onları daha güçlü buluyorum. Asena'nın yaşadığı olaylar, Cansu'nun bence hak etmediği bir şekilde ilk kaybedilen dokunulmazlıkta potaya girmesi. Aziz aslında hak etti potaya girmeyi ama Aziz'in de bir oy kitlesine güveniyorum. Onun için Murat, Ertuğ, Halil. Güçlü olan çıksın. Mesela bir yarışmacı bence dün akşamki konuşmalarda adada kalmayı garantiledi benim için. Şimdi o zaman eleme adaylarının SMS'e çıktıklarındaki konuşmalarını dinleyelim. Onun üstüne yorum yapalım. Evet, eleme adaylarının konuşmalarını dinledik hep birlikte. Teker teker değerlendirmek isteriz tabii. Herhalde diye düşünüyorum Hakan'cığım. Yani uzun uzun değerlendirelim derim ben. Çünkü 6 kişi konuşuyor. Ve 6 kişinin kaderi aslında hem Survivor'da bugüne kadar yaptıkları hem de dün akşamki konuşmaları, günah çıkarmaları, kendi 3 ayını 4 ayını özetlemeleriyle geçen bir konseyi izledik. Şimdi ben hepsine bir puan verdim. En yüksek puan verdiğimden başlayayım tek tek. Asena. Asena bence hikayenin olumsuz tarafında. Survivor'ın başından beri. Ama özellikle sonlara doğru kendine yapılan olaylarla ilgili hesap sorması, yüzleşmesi biraz onu bence seyirci gözünde yükseltmiş olabilir. Dün akşam mesela oyunda birazdan izleriz zaten. Kırmızı takım kazandıktan sonra Asena potaya diye bağırmaları aslında Asena'yı potaya sokmadı. Asena'yı potadan çıkardı. Bu kesin. Nasıl çıkardı? Bunu biz izlerken gördük. Bu hani kötü durdu kırmızı takımda bence. Artı Asena'nın bunu SMS açıkken altını çizerek anlatması, beni sevmeyebilirler, saygı duyarım ama böyle demelerine üzüldüm. Çünkü hepsiyle yaşanmışlıklarım var gibi bir konuşma yapması bence Asena'yı dün akşam potadan çıkardı. Performansının kötü olduğunu söyledi son zamanlarda. Ama mücadelemi bırakmadım ve mücadele etmeye devam etmek istiyorum dedi. Hı hı. Şu an Survivor'da bu anlamda şampiyon olmaya performansı öyle ya da böyle bence motive yarışmacılardan biri ve bunu bize bence hissettiriyor. O yüzden ben Asena'ya 9 puan verdim 10 üzerinden. Sıradaki puana geleyim. 8 puanla Ertuğ. Ertuğ çok sakin, oturaklı, duygusal bir konuşma yaptı. Eşinin ona verdiği öğütten bahsetti. Onun dışında vazgeçmeyeceğini anlatan bir konuşma yaptı. Açıkçası bana geçti. Hı hı. Ben böyle sakin anlatılan ve mantıklı anlatılan örgüleri, olayları severim. Ertuğ'a da o yüzden aslında 7,5 verdim ama sakinliği ve iyi niyetini yüzünden ben onun puanını 8'e çektim. 8 ile Ertuğ'a da Asena'dan sonra en yüksek ikinci puanı verdim. Sonraki puanım Aziz'e. Aziz de son zamanlarda evet çok artmasa da performansında bir değişiklik var. Ve dün akşamki konuşmasında da karşı tarafın en iyi yarışmacılarıyla yarışmaktan, hı-hı, hatta onlarla sayı almaktan mutlu olduğunu söylüyor. Kelimeleri hikayelerle, kendi hayatıyla, bazen bir kitapla, bazen işte rahmetli dedesiyle, Allah rahmet eylesin tüm ölmüşlerimize, Aziz'in de dedesine, hı-hı, çok güzel bize betimleyerek anlatıyor. Burada da işte dedenin muhtar olduğunu söyledi ve hani Aziz Ozan oyun bozan gibi, hı hı, onun bir sloganı var zaten. Hani bu dedesinden gelen bir ona slogan gibi bir şey, onu anladık. Hı hı. Çocukken de çok yaramazmış, onu söyledi. Dedesinin, hı hı, muhtar olduğunu söyledi. Bunlar aslında güzel dokunuşlar. Biraz hep söylüyorum, Survivor'ı Survivor eden bizim 4 saatte izlediğimiz 3 saatlik oyun değildir. Yarışmacıların adada yaşadığı ve onların hayatlarından bize sunulan kesitlerdir. Hı hı. O yüzden ben her zaman için Survivor'da oyun izlemekten değil, adada yaşantılarını, birbirleriyle sohbetlerini ve hayatlarını deşifre etmelerini seviyorum. Yani benim için aslında Survivor izlerken biraz daha BBG tadındayken daha keyifli oluyor. Kendinden bir parça, evet, bulabildiğin, aynen, zaman kesinlikle. Oralarda hikayelerden. Tabii ki ben Aziz'le iyi koştu diye empati kuramıyorum. Aziz'le iyi koştu diye evet dokunulmazlık veriyoruz, performansını değerlendiriyoruz ama Aziz sonuçta bir insan olduğu için ve duygularıyla var olduğu için burada biz Aziz'e dedesini, arkadaşını, hayatını anlatırken bizim onu ölçmemizi sağlıyor. O yüzden ben Aziz'e 7,5 verdim ama 7,5'ta kaldım. Çünkü Aziz'e kanaatim yok. Aziz hikayenin hem kötü hem iyi tarafında da oldu. O yüzden benim için ortada. Hı hı. Ama bu saydığım Asena, Ertuğ, Aziz'in elenmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Gelelim Halil'e. Halil aslında birazdan gireceğim. Asena ile ilgili verdiği bir röportajda dün oyunu biraz rolantide, yani böyle orta seviyede oynayacağını bana hissettirdi. Hmm. Ama kendisi performansıyla burada olduğunu söylüyor. %49 performansı. İyi değil ama kötü de değil. Ama hani performansımla var oldum diyecek bir durum yok ortada. Bence Halil insanların üzerinde... bazı insanlar baskın karakterdir, hı hı. Ve baskı kurarlar, otorite kurarlar. Halil otorite kurmayı bilen bir yarışmacı. O yüzden Halil'in kurduğu otoriteyle bence daha çok var olduğunu düşünüyorum. Potaya girmişti daha önce ama kolay potalardı. Bugün ilk defa zor bir potaya giriyor. Hı hı. Ama hala burada eleyeceği adaylar olabileceğini düşünüyorum. Dün konuşmasında biraz daha böyle dilimiz sürçtüyse affola demesi benim hoşuma gitti. Hı hı. Çünkü kabulleniş, özür dileme, af dileme, hatanı anlama bence güzel bir şeydir. Halil'i bu anlamda çok görmemiştik. Daha sert bir karakter olarak görmüştük hep. Halil'in bu konuşması bu anlamda bana geçti. Ben Halil'e de 7 puan veriyorum ve onun da elenmeyeceğini düşünüyorum. Cansu'nun konuşma. Cansu bence Survivor'da nasıl diyeyim? İnsani olarak örnek alınması gereken bir yarışmacı. Ama performansı, yani böyle gitgelleri olan bir performans. Ama gerçekten insani olarak pırlanta gibi parlıyor. Evet. Sadece olaylar ona geldiğinde biz onu yani o parlamış oluyor bize. Yani birilerinin Cansu bir elmassa o elması böyle silmesi, cilalaması lazım ki o parladığını görelim. Yoksa tek başına kutuda durduğunda kutuyu açmadan onun ışığı bize gelmiyor. Dün akşamki konuşması da işte çok bence normal ve sıradan bir konuşmaydı. Çok anı biriktirdim. Buranın yarışma olduğunu unutmadım. Ama şu lafı güzel, kimseye saygısızlık yapmadım. Hı hı. Kimsenin ayağına basmadım. İyikilerim oldu. Bunlar güzel cümleler. Biraz benim için hani yeter de aslında gibi bir enerji de verdi. Hani nasıl diyeyim? Yani buraya kadar gelmiş olmak da yeterli aslında ama hani gidersem de giderim tabii ki ya gibi işte böyle bir koymada, arada derede bir konuşma oldu. İddia koymada sıkıntı yaşayan bir yarışmacı ama yine de ben onun konuşmasına 6,5 verdim. 6,5'tan 7 verdim ve Cansu'nun da gitmeyeceğini düşünüyorum. Geriye kaldı Murat. Evet, Murat'a gelelim. Maceramı çok seviyorum. Mücadelemde benim mücadelem de zayıflamıyor, yüreğim de zayıflamıyor. Sonuna kadar elimden geleni yapıyorum. Ama en son böyle konuşmasının sonunda başkalarının kaderi benim aldığım ya da kaybettiğim sayıya bağlı olması beni rahatsız ediyor. Tadında yaptığı konuşma, oyun alanında daha önce söyledikleri ama son zamanlarda ki... Bir de bence Asena'ya yapılan bu sevinç içerisindeki tavrı da etkili olmuş olabilir tabii mi? Tabii ki ama genel anlamda bu kabullenişi bence kötü. Çünkü bir de hani şöyle bir şey diyor, başkalarının kaderi benim aldığım, kaybettiğim sayıya bağlı olmasına rahatsız oluyorsa bir insan, bu karşı takımda bile olsa düşene ya da gidene saygı duyacaksın. Yani orada Asena potaya diye bağırmasa Murat'ın dün akşam dediği biraz daha otururdu. Ben izlerken derdim ki aa evet bunu söyledi ama rakip bile olsa bir vicdanı var. Yani evet işte. Maçtan sonra gidip o elini sıkma duygusu içinde bir gurur da barındırır, seni yendim diye. Bir yandan da bir vicdan ve merhamet de barındırır. İyi ki seninle oynadım. İyi ki bu fırsatı bana verdin. Çok teşekkür ederim. Sen kaybettin ama ben kazandığım için kaybettin. Yoksa sen de mücadele ettin tadında yaklaşmak. Bence sporun zaten ana kültürüdür. Kesinlikle. Ana mottosudur. O yüzden Murat'ı biraz sakin gördüm. Yani açıkçası günah çıkardı, özür diledi. Ona da 6 puan verdim ve benim bu akşam eleneceğini düşündüğüm isim buradan Murat çıktı. Bu seneki klişe cümlelerden ikisini, çünkü bu Survivor'da hep kurulur. Asena kurdu, bunu da söyleyeyim çünkü her sene bunları duyarız. Nasipten öte köy yok, evet, hakkımızda hayırlısı. Çok güzel cümle aslında ama bunlar hep klişe bir kapanış cümleleri. Asena da bunları söyleyerek klişeyi bir şekilde devam bize ettirdi, sundu. Aynen. İyi bir Survivor Asena. Ben burada hani kendimce SMS sıralamam. Dediğim gibi Asena, Ertuğ, Halil, Cansu, pardon Asena, Ertuğ, Aziz, Halil, Cansu, Murat şeklinde olur diye düşünüyorum. Belki Cansu biraz daha yukarıda olup Aziz ya da Halil'le yer değiştirebilir. Ama dünün ve gündemin SMS olarak bence yıldızı Asena ile Ertuğ'dur. Ertuğ'u da buraya getiren, Ertuğ'un da dediği gibi Aziz'le en son yaptığı tartışmada Aziz'in ona üstten bakması bence insanların Ertuğ'a biraz daha yaklaşmasını sağladı diyorum ve Murat'ın adaya veda edeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evrimciğim sana da hemen çok uzun konuştum. Kusura bakma. Teker teker zaten üstünden geç.